Herkese merhabalar. Şimdi hazırlandım. Birazdan evden çıkacağım. Bugün cumartesi. Size sabah kalktığım andan itibaren neler yaptığımı, ne yediğimi bu videoda sabah rutinimde anlatacağım. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Ben hafta sonları genelde 11-12 gibi uyanıyorum. Bu cumartesi de saat 11'de alarmımı kurdum. Bu arada her gece yatmadan önce yanıma bir şişe su alırım. Çünkü geceleri genelde sık sık uyanıp su içerim. Gece su alman sabah rutinine dahil değil. Gece su alman sabah rutinine, çünkü sabah rutininde sabah yaptığın şeyleri anlatırsın. İlk hatayı yakaladım arkadaşlar. Sabah uyanır uyanmaz ilk bakacağım şey tabii ki telefonum olur. Önce Instagram'a bakarım, kimler ne yapmış, neler paylaşmış. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Alakasız amına koyayım. İlk Instagram'a bakarım sabah uyandığımda. Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz de. Instagram'dan sonra Twitter'ı açar, bildirimlerime bakar ve gündem konularına şöyle bir göz gezdiririm. Tamam ya, tamam. Hadi. Yataktaki bu keyfimi çok da fazla abartmadan bir an önce... Ne? Dövme neydi ya? Yataktaki bu... Abla ayağına hat sanatı yaptırmış. Keyfimi çok da fazla abartmadan bir an önce mutfağa geçmek için terliklerimi giyerim. Yüzümü yıkamadan direkt mutfağa geçerim. Çünkü kahvaltımı ve yeşil çayımı hazırlamam lazım ki ben hazırlanana kadar kahvaltım istediğim kıvama gelsin ve hazırlanırken bir yandan da çayımı içebileyim. Abi ya. Ben sabahları çay olarak çayırı yeşil çay içerim. Çünkü yeşil çayın metabolizmayı hızlandırma gibi bir etkisi var. Ya ben gördüm amına kodumun o Game of Thrones spoilerını. Ben gördüm, siz görmeyin diye time out attım. Ben gördüm ama, senin amına koyayım ben. Eğer o doğruysa amına koyayım senin. Çayımı hazırladım. Şimdi sıra yulafımı hazırlamakta. Ya modlar Allah aşkına ya, Game of Thrones spoilerı verin, direkt tokatlayın ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Tankladım, vallahi tankladım ya. Arkama geçin beyler, okumayın siz ya. Şu an bitti. Yaklaşık bir avuç kadar etinin lifa lif yulafını kaseme koyup üzerine 2-3 tane ceviz. Harbi amına koyayım ya, bu da Instagram'a baktı, yeşil çay koydu, yüzünü yıkamadı daha başladı. Online mod mu yok? Online mod mu yok? Online mod yoksa... Kime verecek? Çöloğlu. Şey modunu verdim kanka. Seni VIP yapmıştım da. Son yapıyor resmen. Her sabah bunlarla ugra silir mi amk? Şov yapıyor resmen. Her sabah bunlarla uğraşılır mı amına koyayım demiş. İsmail 2 TL yollamış. %100 haklısın İsmail. Katılıyorum sana. Bir miktar kuru üzüm. Ha? Süper. Yarın masa mikrofonu geliyormuş bize. Mustafa sağ olsun. Ayarlamış. Efe Belo hala orada mı? İçeride kanka. Uzanıyor galiba. Biraz keten tohumu. Berk CC, Berkcan değil arkadaşlar. Berk. Ve son olarak tarçın ekleyip. Son olarak tarçın ekleyip. Yarım saat buzlukta bekletiyorum. Ve oluşan buzlu bademleri. Sütü de ekledikten sonra onu biraz yumuşaması için mutfakta bırakıp çayımı alıyorum ve banyoya geçiyorum. İlk olarak saçımı topluyorum. Milayda diye bir kız. Ve dişlerimi fırçalıyorum. İsmet, spoiler verirsen Allah belamı versin, modluğunu da alırım, kanaldan da banlarım, gerçek hayatta da
Evini de biliyorum. Bak gelirim. Gerçekten gelirim. Diş fırçalamam genelde 1-2 dakika sürdüğü için bu kısmı hızlandırıyorum. Evet, spoiler. Lütfen spoilerlı herhangi bir şey yapmıyorum. Yemek yemekten önce diş fırçalamak nedir peki? Şovdur. Güneş Dürüst burada mı olmak şu anda? gerekirse. Ha? Güneş burada mı şu anda? Güneş chatte. Güneş deliriyor şu anda. Kuduruyor var ya. Ne için? Game of Güneş'in bir Thrones. tiki var şu anda. Ne tiki? Büyük ihtimal kapattı yayını. Söylemeyeyim kanka bu kadar kişi Ben adına anladım. söylemeyeyim. Sen biliyorsun galiba. Benle ilgili bir şey Hayır mi? bana bak. Buna tiki var. Aa, okey. Okey. Tamam, anladım. Efe, ne olur şu soruma cevap ver. Senin hakkında bu yorumu her yerde görüyorum neredeyse. Neden gülünce renk değiştirecek kadar kırmızı oluyorsun? Lütfen cevap ver. Bağış bile atacağım söz. Hanife Sultan. Yani bağış atma. Bağışa gerek yok. Ben sana bunun cevabını vereyim. Beyaz tenliyim. Bu kadar. Yani daha ne diyebilirim ki bunun üzerine? Beyaz tenliyim. Beyaz tenli insanlar gülünce kızarır çoğunlukla. Ne bileyim. Ne diyeyim yani? At lan baş. Saçma sapan soru sormuşsun. Yarım saat önce. Dişlerimi fırçaladıktan sonra yüzümü Garnier'in saf ve temiz üçü bir arada ürünüyle yıkıyorum. Bu hem temizleme için hem peeling için hem de maske olarak kullanılabiliyor. Beyaz tenli nigga. Nasıl sabah rutini birader ya? Yüzümü yıkadıktan sonra yine aynı ürünle bu sefer maske Onaylıyorum. yapıyorum. Üstün ırk olmayanlar anlamaz. %100 haklısın Akınkaya. Meltem ne demiş? Gözlerdeki makyaj bozulması diye nasıl dikkat ediyor ama? İşte. Meltem sen de fokussun ha. Yakalıyorsun detayları. Takma kirpikle uyanmak nedir? O da ayrı bir soru. Sonra diyor. İsmail. Yataktan makyajlı mı uyandı o? Evet. İsmail 3 TL yollamış. Yataktan makyajlı uyandı. Maske olarak haftada 2-3 kez kullanıyorum. Zaten fazlasını tavsiye etmiyorlar. Uzun çevreme, çeneme ve çok az yanaklarıma doğru iyice yedirerek, masaj yaparak uyguluyorum. Ve 5-6 dakika yüzümde kuruması için bırakıyorum. Efe, ne olur soruma cevap ver. Bağış bile atacağım söz. Muti hangi bölümde İTÜ'de? İmalat mühendisliği de Mustafa. Evet, bağış alayım. 2 lira. Böyle saçma sorular. Böyle saçma sorular. Şu an mesela İlayda Oyman sabah rutinini izlerken Mustafa'nın okuduğu bölümü ne yapacaksın? Twitch yolcusu. Orada tabii çayımı da içmeyi unutmuyorum. Şu an Biraz nasıl bir yüz şeyi? ben metalurji malzeme mühendisliği bölümündeyim. Selin sormuş. Bu niye böyle suratı böyle? Sıçacak galiba. Asla çayını içmeyi unutmaz. Asla Güneş. Asla. Çayını içmeyi imkansız unutmaz. Almanya'daki işim. Efe, ne olur cevap ver. Bağış bile atacağım. Bunu emot yapalım mı ya? Bağış bile atacağımı. İTÜ'de ortalaman kaç? İTÜ'de ortalamam 1,28. Çok kötü bir ortalama. Tamam, bokunu çıkarmayın hadi. Tüm bu kadar. Hemen spora geçiyorum. Nasıl kalmadın o ortalamayla? 96 doğumluyum. 96 doğumluyum. Hala öğrenciyim. Normalde spor salonuna giderim ama yine de Ne oluyor lan? sabahları zinde olmak adına favori birkaç hareketim var. Bunlardan biri dunk kick. Dunk kick üst bacak kalınlığı. Eşek tepiği bu hareketin Aya. adı. Dunk kickmiş adı. Öyle mi? Ha, çifte. Çifte atıyor arkadaşlar. Allah'ını seviyorsan kaç numara giyiyor bu kız? Çifte atıyor. Bilmiyorum kanka. Açtırmadan kalçayı sıkılaştırıyor. Bu yüzden squat Bir de yerine kütle bunu gibi tercih almanı yapıyor. ediyorum. Bu hareketleri 3 set 20 tekrar yap. Meltem tespiti koydu yine. O göt bu hareketleri yapan kadın götü değil diyor. Artık kahvaltımı yapabilirim. Suratına niye Beklettiğim bakıyorsun? yulaf istediğim gibi yumuşamış. Şimdi afiyetle Niye yiyebilirim. orada sadece? Ben hafta sonuna bu şekilde hazırlandım.
Makyaj kısmı çok uzun süreceği için bu seferlik onu atladım ama gelecek haftalarda makyaj videolarıyla da karşı... Bu ne lan? Chat, kafamı çekeyim de siz de görün. Zımba! Allah Allah ya. Garipmiş. Kanka bunu 3 sene önce atmış oğlum videoyu. 3 sene önce. Tabi burada çünkü şununla şunun arasında dağlar kadar fark var yani. Bir dakika şeyi görebiliriz. Neresi makyaj, neresi estetik anlayabiliriz. Her yeri estetik yani şuradan. Bakalım gel. En son videosu. Bir gün önce. Uzun zaman sonra İstanbul'da ilk vlog. Selam arkadaşlar. Dakika, bugün Merve ile buluşacağız. Merve ha? Benim Oha! En sevdiğim. Ha! Oha! Burnun altında estetik izi var. Elmacık kemikleri, dudak, çene. Full rework. Ablayı yıkmışlar, baştan yapmışlar. Bak dudak da yamuk hafif. Ablayı yıkmışlar yemin ederim. Sevdiğiniz arkadaşım. Az önce gidip bir kahvaltı edeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videoyu sonuna kadar izleyin. Türkiye'ye döndüğümden beri gelmeyi çok istediğim, beni zaten davet etmişlerdi. Bir kafeye gideceğiz. O kafe, arkadaşlarım buluşacakmış. Yonura'daki kafeleri aratmıyor. İç tasarımıyla ve yiyecekleriyle. Çok merak et. Testere filmi maskesi gibi kıza bak. Diyorum çünkü şu ana kadar storylerden gördüğüm kadarıyla çok değişik. Estetik olmayan yerini sayın daha kolay demiş. Doğru. Aynen şey nasıl yapılıyordu o? Ne? Ne diyorsun? Kapsar mıydı? Ters. Şöyle şeyler vardı ya. Dahil olmayanı yazıyorduk. Kapsamaz yapıyorduk. Ters yapıyorduk. Kanka ne bileyim. Neyse ilkokul matematik İstanbul'a. Neyse ben bayağı acıktım. Sabah aç karnına yeşil çay içerken de midem çok bulanıyor. Tabii canım. Onun için hemen aşağı inelim ve... Ya beyler siz niye sürekli kızları dövüyorsunuz amına koyayım ya? Ne diyorlar? Ya şey izliyoruz. Gardırop savaşları izliyoruz. Şey falan yazıyorlar. Ben bunların hepsini bir yumrukta yere yıkarım falan filan yazıyorlar. Şimdi buna da şey yazmışlar. Buna bir tane koysam suratından 2 kilo silikon çıkartırım falan yazmışlar. Yapmayın Allah aşkına. Brutal bir chatim var. Evet. Tamam hazırlayalım. Ama bir dakika. Bir dakika. Mutfağa inmeden önce... Bunu görmeniz lazım. Birlikte uyuyoruz. Birlikte televizyon izliyoruz. Üzerime çıkıyor falan. Çok tatlı ya. Bazen uyurken böyle öldüm zannediyor. Yaşayıp yaşamadığımı kontrol ediyor. Çalın manyağı. Onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Yakın girdim sana. Ay tam karakterinin kedisi. Şu an kahvaltımı kendim hazırlıyorum. Bir dakika. Evet dağınık ya. Hiç fark ettin mi? Başını al başına yeşil çay içerken midem bulanıyor diyor. 3 yılda neler değişmiş başka? Oğlum bu detayı kim yakaladı? Sercan FCM. Şu an başını alıyorum. Bu detay doğruysa ortalık çok karışır. Selam arkadaşlar. Önce gidip bir kahvaltı edeceğim. Videoyu beğenmeyi. Döndüğümden beri geldiniz. O kafe merak ediyorum. Çünkü ben bayağı acıktım. Sabah aç karnına yeşil çay içerken de midem çok bulanıyor. Ne diyor? Alayınız kolpalan. Oğlum 3 senede tamam suratın değişti. Şeyler değişti. Ama yani bunu yapmaz, bu kadar da değişmezsin be kadın. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Büyük şoklar içinde devam ediyoruz. Daha önce de dediğim gibi Türkiye'ye döner dönmez şu sabahtan akşama kadar yemeğini getiren firmalara üye olmuştum ve getiriyorlar. Ama bugün 1 Mayıs olduğu için bugün Berkçeloğlu'nun rage'ini izliyorum büyük bir keyifle. Şu an bu arada arkadaşlar blurluyum. Berkçeloğlu'nun rage'ini izliyorum büyük bir keyifle. Büyük yazmayın arkadaşlar, caps lock'lu yazarsanız time out yersiniz. Buna modun yaptığı veya yapabileceği herhangi bir şey yok. Getirmemişler. Dolayısıyla kendi yemeğimi kendim hazırlıyorum ben de bugün. Aslında bugün bir bakıma getirmemeleri iyi oldu çünkü dışarıda olacaktım. Sosyal hayatı inanılmaz etkileyen bir durum. Neyse yumurtam kaynarken ben de saçlarımı düzleştireyim arkadaşlar. Çok soruyorsunuz, benim saçlarım düz normalde. Dümdüz. Hatta böyle yıkayıp kuruttuğumda
Hiçbir şey yapmadan kuruttuğumda küçük bir drop düz oluyor, fönlü gibi. Küçük bir drop süreci yaşadık. Özür diliyoruz hepinizden bu minik dropumuz için. Oluyor ama hafif nemli kaldıysa ve gece uyuduysam o şekilde, o zaman bu hale alıyor. Neyse, onun için şu an düzleştiriyorum. Tamam, gördük yani. Tipini görmek için açmıştık zaten ikinci videoyu. Gayet yeterli oldu bizim için.